şu kırılan kimi ışıklı maviliklere süreceğiz. Aramızda sevgili milletvekillerimiz var. Adeta bugün burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı gibi. Zonguldak milletvekilimiz Şerafettin Türkçü, İstanbul milletvekilimiz Gülay Yedekçi, Balıkesir milletvekilimiz Mahmut Avunça, Antalya milletvekilimiz Devrim Kök, Çanakkale milletvekilimiz Bülent Öz. Birazdan saymaya devam edeceğim. Liste geldikçe devam edeceğim. Onları büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Türkiye ve Yalova sevdalısı, eğilmeyen başımız, susmayan dilimiz, bükülmeyen bileğimiz olan Yalova'mızın onuru, gururu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'ye destek vermek için gelen tüm saygıdeğer hemşerilerimizi, yurttaşlarımızı en içten saygılarımla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sana keyfi değil. Evet. 11 yaşındaydım. Teyzem de orada oturuyor. Edebiyat öğretmeni teyzem dedi ki, büyüyünce ne olacaksın dedi. Ben de dedim ki, milletvekili olacağım, başbakan olacağım dedim. O zamanlar cumhurbaşkanı sembolik cumhurbaşkanıydı. Olacağını böyle olacağını bilseydim cumhurbaşkanı olacağım derdim. Bakın, akşam Ankara'dan köye geldiğimde eşim sordu, nasıl hissediyorsun kendini dedi. Nasıl yani dedim, heyecanlı mısın dedi, biraz dedim. Korkuyor musun dedi, hayır dedim. Kazanacağına inanıyor musun dedi, evet dedim. Peki dedi, tanımlasan kendini nasıl tanımlarsın dedi. Kendimi dedim şöyle tanımlarım. 80 milyonun yükü omuzlarımda. Öyle bir sorumluluk hissediyorum ki öyle tanımlarım dedi. Belki de bugün aramızdadır. Bu sabah telefonlara artık bakamıyorum. Yalavalılar bana kızmayın. 1875 mesaj. 2300 cevapsız çağrı. Yani bakılacak gibi değil. Tesadüfen telefonu elime aldım. Genç bir kadın avukat beni bu sabah ağlattı. Mesajı söyleyeyim. Buradaysa elini kaldırsın. Onu tanımak istiyorum. Tam her şey bitti derken, tam ümidimi yitirdim. Artık bunlardan kurtulamayız. Bunlar bu memleketi sattı, yedi. Saraylar, saltanatlar kurdu. Tam bunlardan kurtulamayız derken yeniden gönlüme bir ışık doğdu. Ve talimatınız üzerine cübbemi arabama bırakıyorum. Ben avukatım. Tam küçük çocuğum var. Çocuğumu bakıp eve gitmek üzereyken yeniden yollara düşeceğim dedi. Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce. Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce. Şimdi bakın 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Bir partinin 20'den fazla milletvekili varsa, grup kuruyorsa o milletvekilleri aday gösteriyor. Eğer 20'den fazla milletvekili yoksa olur, bu sefer imza toplayacak 100 bin imza. Niye? Tamam. Zorlaştırmak için. Yapar.
Kendisi devletin uçağına binecek. Kendisi devletin helikopterine binecek. Örtülü ödeneği kullanacak. Her şey olacak. Meral Akşener'e, Sayın Akşener'e imza vermek isteyenlere FETÖ'cü diyecek. Saadet Partisi'ni karalayacak. Selahattin Demirtaş'ı hapse atacak. CHP'ye iftira atacak. Ya böyle yarış olur mu? Böyle yarış olur mu? Birinin elini bağla, birinin kolunu bağla, birinin ayağını bağla. Buradan ilan ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine, onlara talimat veriyorum. Vatandaşlarımızdan da rica ediyorum. Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perince'ye kim aday olmak istiyorsa gidin hepiniz imza verin. Demokrasi budur. Hepiniz imza verin. Ben HDP'li değilim. HDP'nin dünya görüşüyle benim görüşüm bağdaşmaz. Ben Saadet Partili değilim. Ben Saadet Partisi gibi düşünmüyorum. Ben İyi Partili de değilim. Ben İyi Parti gibi de düşünmüyorum. Ben sapına kadar Cumhuriyet Halk Partili. Ama HDP'liler de bu memleketin evladı. Evet, aynı. MHP'liler de bu memleketin evladı. İYİ Partililer de bu memleketin evladı. AK Partililer de bu memleketin evladı. CHP'liler de bu memleketin evladı. Adil yarış yapacaksak tamam uçakların olsun. Helikopterlerin olsun. Paran olsun. Örtülü ödeneğin olsun. Ama Meral Akşener'in imzasıyla uğraşma. Temel Karamollaoğlu'nun imzasıyla uğraşma. Doğu Perince'nin imzasıyla uğraşma. Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutma. Muharrem İnce'ye iftira atma. Gel erkekçe yarışalım, erkekçe. Böyle bir şey olmaz. Bakın. Demokrasi. Demokrasi kendin için bir şey istemek değildir. Demokrasi karşıdaki için bir şey istemektir. Demokrasi empati yapmaktır. Bakın ben dokunulmazlıklar konusunda hayır oyu verdim. Hayır oyu verdim. Bugün olsa yine hayır veririm. Bunu yaparken Kürtlerin hoşuna gitsin diye yapmadım. Bunu oy için yapmadım. Bunu inandığım için yaptım. İnandığım için. Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Bakın ilan ediyorum buradan. İlan ediyorum. Buradan ilan ediyorum. Aleviler. Benim cumhurbaşkanlığımda haksızlığa uğramayacaksınız. Neden? Aleviler şehit oluyor. Askere gidiyor. Vergi veriyor. Ama biz Sünnilerin camisinin imamının maaşını devlet ödüyor. Ama Alevilere yardım etmiyor devlet. Olmaz böyle kardeşlik. Olmaz. Kim doğru? Bakın, bir memleket adaletle yönetilir. Dolmabahçe'deki imam, ben görmedim, yalan söylüyorlar dediğinde, o imamı savunmak bizim görevimizdir. O imama kocaman bir alkış gönderin yavrular. Bu ülkede kardeşliği kurmak istiyorsak, barışı kurmak istiyorsak, bir büyük uzlaşmayı gerçekleştirmek istiyorsak, bakın ne yapmalıyız? Ambulans,
ambulans. Gerek yok mu? Gelmiş, gelmiş. Tamam mı? Gelmiş başkanım. Sıkıntı yok. Devam, devam. Ambulans gelsin mi? Evet. Tamammış. İyi, tamam. Tamam, tamam, bitir. Bakın. Tamammış. Kendin için istediğini başkası için de isteyeceksin. Böyle hep keser gibi kendine yontmayacaksın. Ne keser gibi hep bana, nasıl olacak? Ne rende gibi hep sana. Testere gibi. Bir sana, bir bana. Öyle olacak. Biz, ben dünden bu yana Yalova'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Edirne'de, Rize'de, Kırşehir'de, Eskişehir'de sadece buralarda bir umut ışığı yanmadı. Gümüşhane'de yandı. Kırcaali'de yandı. Prizren'de yandı. Hiç merak etmeyin. Önce içeride birlik. Sünni ile Alevi'yi kol kola yapacağım. Kol kola. Türk ile Kürt'ü kol kola getireceğim. Kol kola. Çanakkale'de olduğu gibi yapacağım. Aynen Çanakkale'de olduğu gibi. Trump'a, Putin'e sonra sıra gelecek. O sonraki iş. Önce içeride birlik. Önce içeride dirlik. Beraber olacağız. Sonra bakacağız ona. Dün yine beni üzen bir şey oldu. Sayın Bahçeli, bu Muharrem İnce diyor, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. MHP'ye diyor, ne diyor MHP'ye? Husumet besliyor diyor. Bakın, ona cevabı Yalovalı ülkücüler verir. Biz ikinci Yalova belediye seçimlerini ülkücülerin katkılarıyla aldık. Helal olsun. Onlar destek oldular bize. Benim Milliyetçi Hareket Partisi'ne ya da ülkücülere hiçbir husumetim yoktur. Tam tersine Yalova'da ikinci seçimlerde bize oy verdiler, bunu biliyorum. Görüşmeleri de ben yaptım, ben. Ama Sayın Bahçeli, şehitlere kelle diyen, milliyetçiliği ayaklar altına alan birine bir partiyi yaslıyorsunuz. İtirazım sanadır, sana. İtirazım sanadır. Değerli arkadaşlarım, bakın bu kent. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bakın, dün bu Yalova sokaklarında, rahmetli İsmail Cem'in, bizim milletvekilimizdi. Bölgemizin milletvekiliydi. O zaman ilçeydik. İstanbul'a bağlıydık biz. Rahmetli İsmail Cem'in, Algan Acaloğlu'nun, onların milletvekili olduğu dönemlerde ben de bir genç öğretmen olarak onların broşürlerini, gençlik kollarında olduğum yıllarda el broşürlerini dağıttığım günleri hatırlıyorum. Ve 15 yaşından beri Cumhuriyet Halk Partisi'ne sevdalı birisi olarak dün hayatımda ilk kez 36 yıl sonra rozetimi çıkardım, genel başkana teslim ettim. O rozeti neden çıkardım biliyor musunuz? Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, 80 milyonu kucaklamak için çıkardı. Tek olan şey değerlidir. Bakın, tek olan şey bir grubun olamaz. Tek olan şey herkesindir. Herkes. Bayrak. Bayrak tektir. Bayrak Diyarbakırlı'nındır. Edirne'lindir. AKP'linin, CHP'linin herkesindir.
Bayrak 80 milyonun. Atatürk böyle. Vatan tektir. Hepimizindir, 80 milyonumdur. Atatürk hepimizin kurtarıcısıdır. Tektir. Cumhurbaşkanı da tektir. Partinin cumhurbaşkanı olmaz. Olmaz partinin cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olur. Beni seçtiğinizde en kısa sürede parlamenter sisteme döneceğiz. İnşallah. Şunu bilmenizi istiyorum. O sarayda asla oturmayacağım. Orayı ben aslında iyi bir emlakçı arıyordum, satacaktım ama arkadaşlar milletvekilleri karşı çıktı, sonunda kararı verdik. Orayı bu ülkenin en yüksek puanı almış akıllı zeki çocuklarına üniversite yapacağım. Ben de Cumhurbaşkanı olarak Atatürk'ün oturduğu Çankaya Köşkü'nde oturacağım. Bakın, bu ülkede Cumhuriyet kurulduğunda demir yollarını Cumhuriyet Halk Partisi başlattı. Salgın hastalıklardan Cumhuriyet Halk Partisi kurtardı. Bu ülkede fabrikaların temelini Cumhuriyet Halk Partisi attı. Kadın erkek eşitliğini, kadına seçme hakkını Cumhuriyet Halk Partisi verdi. Bu ülkede demokrasinin temellerini o attı. Koalisyon kültürü aşağılık bir kültür değildir. Koalisyon kültürü beraber yaşama iradesidir. Milli Selamet Partisi ile koalisyon kurarak bu ülkede uzlaşmanın, beraber olmanın ilk temellerini Cumhuriyet Halk Partisi attı. Şimdi de hep birlikte bu milleti barıştıracağız. Bu milleti uzlaştıracağız. Huzur görecek memlekette, huzur. Ne derdimiz yok. Ben şuna bakıyorum. Seni indirirsek ne iner? Ona bakıyorum. Mesela seni indirirsek dolar iner. Mesela seni indirirsek euro iner. Seni indirirsek enflasyon iner. Seni indirirsek benzin fiyatı iner. Seni indirirsek mazot fiyatı iner. Seni indirirsek gübre fiyatı iner. E bunlar inince vallahi indirelim seni, ne olacak? Ne olacak? Trump'ın karşısına sıfırlayalım bir yeniden başlayalım. Yapabilir misin? Sana güvenebilir miyiz? Bak anlatayım. 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan daha o zaman milletvekili değildi. O Mart 2003'te oldu. Yani kıdemse ben ona 5 ay zaten fazla kıdemliyim. Artı 3 Mart 2003'te milletvekili oldu. Bir gün dahi milletvekilliği yapmadan başbakan oldu. Ya ben 16 senelik milletvekiliyim. Ama bu ben bu diyorum ya. O sarayı diyorum. Bu ülkenin en yüksek puanı almış çocuklarına vereceğim diyorum ya. Neden biliyor musunuz? Bakın neden? Ey millet, ey aziz milletim. Bu memleketi zeki çocuklar zenginleştirir. Ondan hepiniz yararlanırsınız. Ben sizin çocuklarınıza bu şehirde fizik anlattım, atom fiziği anlattım, nükleer fizik anlattım, dalgalar anlattım, elektronik anlattım, mekanik anlattım. Şimdi sizin çocuklarınıza iş bulmak için yetki istiyorum. İş! Onlara iş bulmak için yetki istiyorum. Bu zeki çocukların neyine güveniyorum biliyor musun? Bak neyine? Zekalarına, mizahlarına. Mizah müthiş ya. Akşam bir sosyal medyada bir şey gördüm, süper.
aynen şöyle yazmış. Hani gelmiyor mu? Geldi mi? Şöyle hani ev sahibi kiracıyı çıkarmak istediği zaman ne diyor? Almanya'dan diyor oğlum gelecek evi boşalt. Sosyal medyaya şöyle yazmış. Sarayı hemen boşalt, Yalova'dan abim gelecek. Böyle giderse bu 50 günde ince hastalığa tutulur bunlar. İnce hastalığa. Bunlar nereden gelirse gelsin. PKK, IŞİD, FETÖ fark etmez. Terörle, kararlı, emin adımlarla en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. İki. Yolsuzluklarla mücadele. 15-25. Pazartesi günü mal varlığımı Yalova basınına göndereceğim. 3 Kasım 2002'de seçildiğimde neyim vardı? 16 yıl milletvekilliğimin sonucunda neyim var? Görün. 1-2 artış var. Onların bak rahmetli babamdan kalan miraslar. Yanlış anlamayın onları. Şimdi bunları anlatacağız. Yetim yani bir terörle kararlı mücadele edeceğiz. 2 yetimin hakkını çaldırmayacağız. Peki diyeceksin Yalovalılar. Ya Muharrem İnce seni 5 kere milletvekili seçtik. Ne yazık ki hep muhalefetteydin. Yalova'ya da istediğin gibi hizmet edemedin. Cumhurbaşkanı olursan Yalova'ya ne yapacaksın? Merak ediyorsunuz değil mi? Evet. Söz. Taşköp 2018 bitmeden Taşköprü'deki askeri havalanını sivil ulaşıma açacak. Uçağımız olacak. 2. Sıkı durun. Tıp fakültemiz olacak. Tıp fakültesi. Bursa'ya gitmekten bıktınız. Yalova'da tıp fakültesi olacak. Bu kadar. Bunlar olacak. 2018'de olacak bunlar. Bunu başaracağız. Bakın değerli hemşerilerim. Sakarya'ya mı? Sakarya'nınkini niye burada söyleyeyim ya? Başlık mı alacaksın önce gidip? Şey mi vereceksin yani? Müjde mi vereceksin? Ne söylettim burada? Çok. Ben ne diyorum? Bana büyük adamlar lazım değil. Bana büyük davaya inanmış insanlar lazım. Şimdi hep birlikte benim söylediğimi bir tekrar edin de dost var düşman var şöyle bir gümbürdetin. Cumhuriyet tarihinde Yalova'da hiçbir siyasetçi bu kadar büyük bir kalabalığa hitap etmedi. Şimdi hazır mıyız? Arka taraf. Hazır mıyız? Sağ taraf. Bir dakika, heykelin arkasından iyi ses gelmedi. Hazır mıyız? Sol taraf. Sol taraf değiştirmeye çoktan hazır zaten. Haydi bakalım hep birlikte. Bir çivi. Tam olmadı. %85. Hadi. Bir çivi. Bir nalı kurtarır. Bir nal. Bir atı kurtarır. Bir at. Bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit. Memleketi kurtarır. Helal olsun sana Yalova. Ağır olasın Yalova. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Başınızı hiç öne eğdirmedim. Haram lokma yemedim, yedirmedim.